Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Gecikmeli olarak bir inşallah felsefe okumalarına giriş dersinde tekrar birlikteyiz. Müsaadenizle hemen ekranı açmak istiyorum. Oradan kaldığımız yeri bir hatırlayalım. Ve bu son derece önemli konuyu inşallah ele almaya çalışalım birlikte. Şimdi gördüğünüz üzere ikinci baba geldik. Vücut konusunu bitirdik. Mahiyet üzerindeyiz. Elbab-ı Sani, Ahkamul Mahiyet'e geldik. Konu Ahkamul Mahiyet olduğu için şimdi bizim öncelikle bu mahiyet konusunda hatırlatma yapmamız gerekecek. Bu hatırlatma nedeniyle bir tahta hazırladım size. Onu biraz konuşalım. Sonra metnimize dönelim. Direkt mahiyet konusundaki metni okumaktansa bir hazırlık mahiyetinde mahiyetin ne olduğuna ilişkin bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Şimdi bu vaktimizi almasın diye hazırladığım tahtada da gördüğünüz üzere mahiyet dediğimizde bundan şunu anlamamız gerekiyor. Ağırlıklı olarak şunu anlamalıyız. Mahiyet el mahiyetu tutlaku galiben alel emril mutaakkal. Şimdi bu çerçeve içine aldığım kavram son derece önemli. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Zihni ve akli olana ıtlak olunur. Yani mahiyet dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan zihni, tasavvuri ve akli olandır. El emrul mutaakkal. Akuli olan, akli olanı anlarız. Ve mahiyet dediğimizde bu o kadar akli tasavvuri olandır ki mâ kat'in nazar an vücudil harici. Harici vücudunu düşünmeksizin. Realitede, vakide, hariçte bir varlığı olduğu ya da olmadığıyla ilgilenmeksizin tamamen onun akli bir şey olduğunu, tasavvuri bir şey olduğunu hatırlarız. El mahiyetü dediğimiz zaman bunu hatırlarız. Kel mutaakkal el insan. İnsan sözcüğünü taakkul etmemiz gibi. İnsan dendiğinizde zihnimizde meydana gelen, zihnimizde var olan şey mahiyettir. Bu itibariyle mahiyetü şey bir şeyin mahiyeti. Yani ma bihi şey u huve huve ya da hiye hiye. Ne ise o. Neyse o. Peki bu ne ise o olan dediğimizde bunun la mevcuda ve la ma'dume, la kulli ve la cüz'i, la has ve la am. Bunların hiçbirisini dikkate almaksızın mevcudiyetini ya da mevcut olmayışını, külliliğini, cüz'iliğini, has oluşunu, genel am oluşunu dikkate almaksızın taakkul ettiğimiz, zihnimizde tasavvur ettiğimiz şey mahiyettir. İşte bu nedenle bu mahiyet, pardon efendim, şöyle onu düzeltebiliyorduk galiba. Mahiyet taakkuli olan, tasavvuri olandır. Eğer bu tasavvuri ve taakkuli olan hariçte yani dış dünyada duyusal alanda, duygusal alanda bir varlığa tekabül ederse realitede mevcut olursa, yani mevcut diyoruz buna, mevcut olursa
hakikat olur. İnsan zihinde tasavvur edildiğinde mahiyettir. Ve bizim gibi ete kemiğe büründüğünde, mevcut olduğunda hakikattir. Bu mevcut Ali, Veli vesaire şeklinde isim alıp biri diğerinden temayüz edip ayrıştığında hüviyet olur. Dolayısıyla ben Ahmet olarak sizden, siz Hasan, Ayşe, Fatma, Hüseyin olarak benden ayrıldığınızda hüviyet, siz biz olduğumuzda hakikat, tamamen taakkuli ve tasavvuri olduğumuzda da mahiyetten söz ediyoruz demektir. Şimdi bu mahiyet el mahiye el nev'iye nev'i olur. El mahiye el cinsiye cinsi olur. El mahiye el itibariye itibari olur. Mahiye nev'iye olduğunda efradı eşittir. Efradı arasında tesavi vardır. Görüntü sorunumuz başladı. Üzgünüm. Neden bilmiyorum. Evet, düzeldi çok şükür. Umarım devam etmez. Böyle dünden beri ders yapamadım. Birkaç kez teşebbüs ettim. Görüntüde bir sorun oluşuyor. Umarım tekrarlamaz. Nev'i dediğimizde nev'e ait efrat, fertler birbirine eşittir. Mesela insan, nev'i insan. Kalemin renginde şey. İnsan. İnsan dediğimizde Ali'dir, Fatma'dır, efendim, aklınıza gelen tüm isimler. Bunların her birerleri nev'in özelliklerini taşımak bakımından müsavidirler. İşte böyle olduğunda bu Ali'nin, Fatma'nın, Hasan'ın, Zeki'nin, Ayşe'nin işte vesairenin nev'e ait özellikleri taşımak bakımından eşitliklerine mahiyet-i nev'iye denir. Mahiyeti nev'iye dediğimizde bu mahiyeti taşıyanlar arasında bir eşitliğin olduğunu her zaman aklımızda tutmalıyız. Çünkü bunları bu şekilde ele alıyorum. Zira işte birazdan okuyacağım metinde göreceğimiz üzere derslerimiz ağırlaşıyor. Felsefi konulara girdikçe daha da ağırlaşacak. Onun için bunları zihnimizde netleştirmemiz lazım. Demek ki mahiye nev'iye dediğimizde ya da mutlak anlamda mahiyet dediğimizde işte az önce konuştuk. Neyi anlıyoruz? Tasavvuri ve taakkuli olanı. Mahiye nev'iye dediğimizde aralarında eşitlik bulunan fertlerin toplandığı mahiyettir. İnsan gibi. Ya da mesela at diyelim. Mahiye nev'iye olduğunda at nev'inin altında ne kadar at varsa hepsi at özelliğini taşırlar. Bu itibarla oradan ne çıkarıyoruz? Mahiyeti nev'iye. Peki mahiyeti cinsiye nedir? Mesela mahiyeti cinsiyenin altında ne var? Canlı olsun, cinsimiz canlı olsun. İnsan var, at var, kuş var, bir sürü altında nev'iler var. Cinsin altına ne topluyorduk? Nev'ileri. Nev'inin altına ne topluyorduk? Fertleri. Bunları ilk mantık derslerimizde çok konuştuk. Bunların iyice zihnimize yerleşmesi gerekiyor. Çünkü ileri metinleri bunları halletmeden okuyamayız. Şimdi konu cins olduğunda, mahiyeti cinsiye olduğunda mahiyetler farklılaşır. Farklılık ortaya çıkar. Mahiyetlerde farklılık ortaya çıktığında mahiyeti cinsiyeden söz ediyoruz demektir. Mahiyette eşitlikten, tesaviden söz ettiğimizde mahiyeti nev'iyeden söz ediyoruz.
Bunların mahiyetleri farklıdır dersek mahiyeti cinsiyeyi kastediyoruz demektir. Bunların mahiyetleri aynıdır deyince mahiyeti nev'iyeyi kastediyoruz demektir. Biraz sonra okuyacağımız metinde de göreceğimiz üzere bir de mahiyeti itibariye vardır ki bu itibari akli nispetten oluşur. Akli bir nispet kurarız. Taakkuli bir nispettir. Nispeti taakkuliyedir. Bu nispeti taakkuliye sürdüğü, devam ettiği sürece bu nispete bağlı olarak, bu bir nispetle ilişkili olarak bir hüviyetten söz ediyorsak, bir mahiyetten söz ediyorsak o zaman buna itibari, mahiyeti itibariye diyoruz. Bunu birazdan örnekleriyle göreceğiz. Fakat o nispetin devam etmesi lazım. Neye nispet ediyorsak, mevcudiyete mi, mevcut olmayışa mı, efendim külliye mi, cüz'iye mi, zatiye mi, başka bir şeye mi? Neye nispet ediyoruz? Nispeti akliyemiz nedir? Ona bağlı olmak koşuluyla bir de mahiyeti itibariye vardır. Burada mahiyeti itibariye dediğimizde değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, şunu sürekli aklımızda tutmamız gerekir. İtibar bir nispettir ve aklidir. Aklen kurduğumuz nispetin devamına bağlı mahiyet devam eder ya da yok olur. Neye ilişkilendirerek? Çünkü itibari bunu Cabiri derslerinde de göreceğiz, Sufi hermenötikte. Efendim, neye itibarla bunu dikkate alıyorsak o itibarın devam etmesi lazım. Devam etmediği müddetçe mahiyet kaybolur. Demek ki itibari mahiye orada neyi gerektiriyor? Akli nispetin devamını gerekiyor. Akli nispet devam ettikçe mahiyeti itibariye devam eder. Akli nispet devam etmezse mahiyeti itibariye devam etmez. Şimdi buraya ihtiyaç duyarsak yeniden dönmek üzere müsaadenizle. Şimdi asli metnimize dönüş yapalım tekrar. Asli metnimiz Elbab-ı Sani Ahkamul Mahiye. Şimdi ahkamul vücudu konuştuk. Şimdi ahkamul mahiyetteyiz. Buraya kadar konuştuklarımız mahiyetin ne olduğuna ilişkindi. Mahiyet deyince bunda ne anlayacağız? İşte konuştuk. Şimdi bu mahiyet, ikinci bab, ve yeştemilu ala muhadaratin vahide. Tek bir derste bunu ele alacağız diyor müellif. Tek bir ders yapacak bize. Tabii kısmet olursa bizim ileri okumalarımızda mahiyet üzerine onlarca ders yapacağız. Ve mahiyet hemen ya da vücut hemen böyle kısaca dersler okuyarak halledeceğimiz mevzu değil. Çok affedersiniz. Detaylı bir biçimde üzerinde durmamız gereken hususlar. Ama burada bir tane ders yapacak. Muhadara vahide. Fakat bu tek derste tatavamman bu ders ihtiva ediyor. Erba'a mehavir. Dört erba'ate mehavir. Dört noktayı odaklanacağımız, yoğunlaşacağımız dört noktayı içeriyor. Demek ki dört odak noktamız var. Bunları ele alacağız. Şimdi bu her bir mihveri işaretleyelim ve onların üzerinde duralım. Rengini biraz koyu tutalım. Efendim, vurgumuzun da kalınlığını artıralım biraz. Evet, el-mihver evvel, el-mihver sani, el-mihver salis, el-mihver rabi. Dördüncü mihver. Peki, el-mihver evvel birinci noktamız, el-mahiyetu min haythu hiye, leyset illa hiye. Az önce tahtada efendim üzerinde dururken dikkatlerinizi istirham ettiğim mahiyet yani el-emrul müteakkal. El-mahiye hiye el-emrul müteakkal. Sadece tasavvuri, sadece akli olduğunda bu hiye hiye, huve huvedir. Zaten mahiye mahüviyenin efendim mastarlaşmış halidir. Mahiyet, mahiyedir. Ve aşağıda göreceğimiz üzere
Mahuve'nin cevabıdır. Cevabim mahuve. Mahuve'ye cevap olarak söylüyoruz. Dolayısıyla burada mahiyet min haysu hiye leyset illahiye. Sadece kendisi olmak bakımından dendiğinde bu ancak tasavvuri ve taakkuli olur. Onun için el-emrul müteakkal diye bahsettik mahiyetten. Ki bunları tek tek ele alacağız zaten. Üzerinde fazla durmuyorum çünkü üzerinde duracağız her birinin. El-mihvar es-sani etibaratul mahiye. Bakın mahiyetin itibaratı. Şimdi müellif bunu çoğul kullandı, cemi olarak ifade etti. Çünkü az önce de ifade etmeye çalıştığım üzere nispetin çokluğu, nispetin kesreti, itibari mahiyetin kesretini gerektirir. Çünkü akli olarak pek çok nispetler kurabiliriz. Ki nitekim bu nispetler üzerinde duracağız. Bu nispetler çoğaldığında mahiyetin itibariliği de çoğalır. Onun için itibaratul mahiye dediğimizde itibari mahiyetlerin birden fazla olduğunu kastediyoruz. Aşağıda göreceğiz. El-mihvar es-salis bu derste göreceğimiz üçüncü bir temel noktamız el-imkan, imkan konusudur. Bu imkan öyle bir önemli konu ki felsefenin zaten en önemli konusudur. Özellikle mahiyetle ilişkisi bakımından önemine değinecek olursak bu imkan lazımul mahiyedir. Lazımul mahiye. Değerli izleyenlerim, hatırlayacağınız üzere daha önceki yani ilk yapmış olduğumuz derslerde özellikle mantık derslerinde konuya girerken temel kavramlar üzerinde durmuştuk ve bu temel kavramların ki hala mantıkta yine temel kavramlar üzerinde duruyoruz, devam ediyoruz 5 sanatta. Şimdi bunlar ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Örneğin mesela diyoruz ki imkan mahiyetin lazımıdır diyoruz. Şu rengi vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Mahiyetin lazımıdır. Şimdi imkan mahiyetin lazımıdır dediğimiz zaman bu lazım sözcüğünün mantıki bir kavram olarak tekabül ettiği manayı zihnimizde çok net bir biçimde hemen karşılamazsak bu metinleri sağlıklı anlayamayız. Hemen hatırlayalım müsaadenizle. Hemen hatırlayalım. Dedik ki bir lafzın el-lafzu bir lafz. Tabii bu el-lafzu yedullu alel mana. Bir anlama delalet eden lafızdan söz ediyoruz. Bu lafzın manaya delaletinin üç mertebesi vardır. Mutabıki mana, değil mi? Ekranı bekliyorum. Mutabıki mana. Bu mutabıki mana değerli izleyenler lafzın manaya bütünüyle delaletidir. Ne fazla ne eksik. Haddi tam gibi. Mutabıktır. Mesela insan dediğimizde hayvanın natık gibi. Mutabık manadır. İkincisi nedir? Tazamuni manadır. Yani bu mana lafzın bir kısmının anlamına tekabül eder. Lafız bu manayı içerir. Ama bu mutabık gibi değildir. Tazammunidir. Özellikle mürekkep sözcüklerde lafzın kısmi efendim bölümünün anlamının içerilmesidir tazammuni anlam. Mesela Eskişehir bir beldenin adıdır. Ama Eskişehir sözcüğü bir mürekkep olduğu için eski ve şehir iki sözcükten de oluşmuş. Aslında biz Eskişehir deyince aklımıza hemen ne gelir? Bir vilayetimiz gelir. Bu vilayetin aklımıza gelmesi manayı mutabıkıdır. Fakat bu manayı mutabıkı ile beraber tazammuni manasında eski ile bakın sözcükte eski kelimesinde bir anlamı var, şehir kelimesinin de bir anlamı var. Eski ve şehir kelimelerinin ayrı ayrı anlamlara gelmesi tazammunidir. Biz bir sözcüğü söylediğimizde o sözcüğü söyler söylemez ondan asla ayrılmayan, ayrılması düşünülemeyen, onunla mutlaka ilişkisi olan, bunu işte aşağıda asıl metni okurken göreceğiz. Efendim, vücut mahiyetle ilişkilendirdiğimizde üzerinde durmuştuk.
vücut mahiyete zaittir mevzunu işlerken, ayrılmazlık olduğunda, anlamsal anlamda ayrılmazlık söz konusu olduğunda buna lazımi mana diyoruz. Mesela insan dediğimizde düşünen canlı mutabiki manadır. Ama insanın öğrenebilen, yetenekleri olan bir canlı oluşu insan dediğimizde bu kastedilsin ya da edilmesin, söylensin ya da söylenmesin lazımi mana olarak onunla her zaman birlikte anlaşılır. İşte üçüncü odaklanacağımız noktada imkan mahiyetin lazımıdır dediğimiz zaman işte bu mantıki kavramsallığı aklımızda yer etmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu derslerde bunları tekrar ederek zihninizde iyice yer etmesini arzuluyorum ki ileri metinleri okurken mesela bu kadar bunların üzerinde durmayacağım. Diyeceğim ki birinci işte düzey bu dersler, birinci düzey derslerimiz oluyor. Orada bu konuya bakın lütfen. Orayı dinleyin, sonra bu dersi dinleyin diyeceğim. Yani buralara atıflarda bulunabilmem için bu detaylara değinmek istiyorum. Çünkü ileri okumalarda da böyle okuyamayız yani. İleri okumalarda böyle el imkanı lazımul mahiye deyince orada lazım şu manaya gelir diye üzerinde durmayacağım. Çünkü o zaman o metinleri okuyamayız, ilerleyemeyiz yani. Demek ki imkan mahiyetin lazımıdır. Ve lazım işte bu demektir. Peki el-mihver el-rabi dördüncüsü nedir peki? Dördüncüsü temeyyüzül mahiyat. Bakın şimdi de mahiyet oldu. Mahiyet çoğul oldu. Temeyyüzden söz edeceğiz. Bu dersin en önemli başlıklarından birisi temeyyüzül mahiyattır. Mahiyetlerin ayrışmasıdır. Bir, mahiyetlerin ayrışmasından söz ettiğimizde bu bir ayrışmadır. Ayrışmadan söz ediyoruz. Bu ayrışmadan söz ettiğimizde karşımıza bir mahiyet değil, mahiyetler çıkar. Çoğul olur. Mahiyet çoğul olur. Mahiyetler ayrıştığında, mahiyetler temayüz ettiğinde teşahhus ortaya çıkar, şahıslar ortaya çıkar. Yani burada ne oldu artık? Vücudu harici oldu. Harici vücut ortaya çıktı. Teşahhus oldu. Sen ben olduk efendim. Ve dolayısıyla artık burada mahiyet hem çoğaldı, kesret mahiyat oldu. Temeyyüzül mahiyat ve teşahhusuha, teşahhusul mahiyat demektir. Teşahhus fertlere, şahıslara dönüştü mahiyet. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi çok son derece önemli dört ana başlığımız var bu derste. Mahiyet baksında ahkam-ı mahiye. Mahiyeti öğreneceğiz ve burada dört temel konumuz var. Bu dört temel konuyu şimdi müellif bize ele alacak ve onları zikredecek. Ahkam-ı mahiye. Mahiyetin durumunu şimdi ele alacağız ve mahiyetin bunu da vurgulayalım müsaadenizle. Üzerinde duracağız. Hemen bir dipnot koymuş bakın. Bunlar ne kadar önemli? Az önce söylediğim hususa atıfta bulunmak bakımından önemli. Biri koymuş diyor ki bizim sizinle diyor müellif mahiyetin ahkamına ilişkin konuları ele alabilmemiz için minel ebhasil mantıkiyel murtabita bil muhadaral mezkura. Bu dersimizi işleyebilmemiz için mantıktaki şu konuların bilinmesi lazım. Nedir? Hamlü zati nedir? Hamlü şai nedir? Bunu hamil bahsinde işlemiştik. Hatırlarsınız. Oraya bakmamız gerekiyor. Şimdi de çok kısaca yerinde bunların üzerinde duracağım. Bu derslere münhasıran duracağım. Yoksa daha önce bunları işlediğimiz için mantığın hamil bahsine, önermeler bahsine bakınız lütfen diyeceğiz. Geçeceğim. Mesela külli et-tabi'i. Külli bahsi, cüz'i bahsi, külli tabi'i meselesi, efendim tab'i olan, akli olan, bunlardan söz etmiştik biliyorsunuz. Akli olan, tabi'i olan, lafsi olanlardan. Bunlara bakmamız gerekiyor. Mebhasul imkan vel vücub. Bunlara henüz değinmedik. Çok kısa değindik. İmkan ve vücub bahsine. Buralarda inşallah ve bu beş tümel meselesini, pardon, beş sanat meselesini mantıkta onları konuşuyoruz. Temel kavramlarda bunlar üzerinde duracağız. İmkan ve vücut üzerinde. Bir de mebhas el kulliyat-ı hams beş tümel bunları işledik. Diyor ki müellif bu bahisleri mantıkta
öğrenmemiş bir öğrencinin bu dersi okuması caiz değil. Yani bu dersi anlamaz, bu dersi okumasın diyor. Şimdi bizim eski medrese usulü ilimlerde, şimdi yaptığımız modern ilimlerden farklı olarak, işte eğer çok temel belirleyici bir karakteristikten söz edeceksek, medresede ilimler böyle bağlantılı olarak işlendiği için mantık meselesini halletmeyen felsefe okuyamaz. Okuyamaz yani. Dil meselesini halletmeyen mantık okuyamaz. Bunlar birbirlerine bağlıdır. Bunları birbirlerine bağlantılı olarak okumamız lazım. Benim gerçi biraz ara uzadı, inşallah başlayacağım bu sınavlar, onların notlandırılmaları, finaller, bütünlemeler bitsin. Biraz daha dersleri düzenli ve inşallah hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Tez ve danışmanlık derslerinde de söylediğim gibi dil, mantık ve felsefe sıralamaları böyledir. Bunlar olmadan diğerlerine geçiş yapılamaz. Müellif de bize bunu hatırlatıyor sık sık. Bu kitapta bunları görüyoruz. Peki, ahkamul mahiyeti biz bu dersimizde okuyacağız. Burada ne göreceğiz ahkamul mahiyette? Ne tür efendim mevzular ele alacağız? Ehdaful muhadara. Bu dersin hedefleri ne? Bu ders bize ne verecek? Neyi amaçlıyoruz? El-evvel, et-ta'arruf. Öğreneceğiz. Neyi? Ala musahemeti mebhasil hamil. Bakın ne kadar önemli hamil konusu. Önermelerle ilgili bir konu bu. Hamil konusu. Buna bir katkı sunacak bu ders diyor. Müsahame mebhasil hamil fi def'i ba'dil işkalat el felsefiye. Felsefi sorunlar, felsefi problemler bağlamında bir kısım felsefi sorunların, bir kısım felsefi problemlerin çözümlenmesi bağlamında fi def'i ba'dil işkalat el felsefiye, bunların çözümlenmesi bağlamında mebhas el hamil. Hamil konusuna ilişkin bilgimizi biraz diyor genişleteceğiz. Üzerinde az sonra duracağım inşallah. Saniyen ikincisi el-vukuf, vakıf olacağız. Bu dersi işlediğimizde şuna vakıf olacağız. Nedir? Ala faaliyeti taaddüd el-lihazi indel akıl. Aklın tasavvuri faaliyetindeki taaddüdü, çeşitlenmesini ele alacağız. Akıl nasıl düşünce ve tasavvurda işlevsel olduğunda faaliye, nasıl orada bu tasavvurlar çoğalıyor, çeşitleniyor? Bu mevzuyu ele alacağız ve buna vakıf olacağız. Üçüncüsü, dirasetu ba'd mu'tayatin nazariye asaletil vücud. Asaletil vücudu konuşmuştuk. Asaletil vücut nazariyesi. Vücudun asıl olması efendim argümanı çerçevesinde bu görüşle ilgili bir kısım bilgiler, mu'tayat. Bununla ilgili bazı bilgilerin araştırılması, incelenmesini de bu derste ele alacağız. Yani bu derste ele alacağımız konuların içeriği, muhtevası, vücudun asıl oluşu, asaletül vücut konusunun, bu görüşün, nazariyetu asaletül vücut, bu nazariyenin verilerini, muhtayatını farklı bir açıdan yeniden inceleme ve yeniden ele alma efendim hususunu incelemesinde yapmış olacağız. Demek ki bu ders bize bir bilgilenme, bir derinleşme, bir vukuf, bir araştırma dediğiniz taarruf, el vukuf, el dirase. Bu üç husus müellifin derslerinde sürekli ehdaf konusunda dikkatimizi çektiği önemli başlıklardır ki biz yazma derslerinde de bunların üzerinde duracağız. Görüyorsunuz ne yapıyor? Pardon efendim. Bilgilendirme, et-taarruf. Sonra bu bilgilendirmede vukuf, derinleşme, rusuhtur. El-vukuf, el-rusuh fil ilim. Yani bilginin kişide oturmuş halidir, olgunlaşmış halidir. Ed-dirase araştırmadır, tahkiktir. Peki el-mehver el-evvelden başlayalım.
Bunlar henüz daha konuya girme başlıklarımızdı. El-Muhber el-Evvel üzerinde biraz durmuştuk hatırlayacaksınız. Şimdi müsaadenizle el-Mahiyetu, mahiyet. Min haythu hiye leyset illahiye. Bu başlığımızda bize müellif neler söyleyecek onları birlikte okuyalım. Kendisi olmak bakımından, mahiyet olmak bakımından mahiyet nedir? Min haysu hiye leyset illahiye. Yani el mahiyetu hiye el mahiye. El vücud huvel vücud diyorduk ya, bunu şöyle yazalım. El vücud huvel vücud. Bu felsefenin, metafizin en önemli meselesi. Varlığı varlık olması bakımından ele almak, mahiyeti mahiyet olması bakımından ele almak ne demektir? Mahiyeti sadece mahiyet olması bakımından ele almanın anlamı nedir konuşuyoruz. İza lahazel akıl mahiyete minel mahiyet, mahiyeten minel mahiyet. Bakın çoğul. Mahiyetlerden herhangi bir mahiyeti. Burada şimdi son derece önemli bir vurgu var. Ona dikkatinizi istirham ediyorum. Mahiyet dediğimiz zaman onu ilişkilendirdiğimiz, itibarlandırdığımız, nispetlendirdiğimiz kesrete bağlı olarak bir çokluktan söz ediyoruz. Ama biz onu konuşmuyoruz. Bütün mahiyatların mahiyet olarak ifade edebileceğimiz tüm mahiyetlerin mutlak anlamda bir mahiyeti söz konusu olduğunda, bir mahiyeti mutlak manada akıl tasavvur ettiğinde, lahaza, tasavvara akıl, lahaza, yani bir mana tefekkür ve tasavvar, el akıl, akıl bir mahiyeti tasavvur ettiğinde, düşündüğünde neyi düşünür? Vehiye bu durumda mahiyet, ma yukalu fi cevabi ma huve, ma huvenin cevabını düşünmüş olur. Akıl bir mahiyet hakkında tasavvurda bulunduğunda neyin üzerine tasavvurda bulunmuş olur? Mahuve ya da mahiye bir sorumuz var. Mahuve, mahiye diye bir sorumuz var ki bu mahuvedir genelde. Sonuç itibariyle mahiyeti düşünmüş olur. Peki nedir bu? Kemahiyetil insan. Kaf teşbihtir. Mahiyetil insan. İnsan mahiyetini düşünmede olduğu gibi. Yani insan nedir diye soruyor. Mahuvel insan, mahuvel insan diye sorduk. Bunun cevabını zihnimizde tasavvur ettiğimizde o ne ise o tasavvur işte fahaza fahazihi mahiye, bu mahiyettir. Lem yecit ma'aha, bakın bu mahiyetle birlikte şeyen herhangi bir şey bulunmaz, mevcut olmaz. Ahar, aharun, şeyen ahar, başka bir şey bulunmaz. Bu efendim tasavvur ettiğimiz mahiyetle birlikte. Öyle bir şey ki bu, başka bir şey ki, öyle bir başka bir şey ki uhize fiha gayru zatiyetiha. Bakın zatiyatiha. Bu zati olanı konuşmuştuk. Efendim. Üzgünüm efendim. Bir görüntü sorunumuz olacak gibi duruyor. Nasıl çözeceğiz? Arada böyle olacak gibi duruyor. Bilmiyorum neden böyle oldu. Bilgisayarıma Windows 11'i yükledim. Ondan mı oldu? Bilmiyorum. Sorayım bizim bu işlerle ilgilenen arkadaşlara. Onlar bu işin uzmanları. Neden? Yoksa görüntümüz falan gayet iyiydi. Sesimiz de çok şükür düzeldi. Sağa sola eğildiğimde mikrofon ayarlamasını yanlış yapıyormuşum. Ondan kaynaklanıyormuş.
Evet. Kendi zatiliğinin dışında, kendiliğinin, gayru zatiyatiha, kendiliğinin, kendi oluşunun dışında başka hiçbir şey onunla birlikte olmaz. Tasavvurumuzda insan dediğimizde insan olmaklığın dışında başka herhangi bir şey tasavvur edemeyiz. Tasavvurumuzda yer almaz. Lem yecit ma'aha şey'en ahar. Uhize fiha gayru zatiyetiha. İşte böyle olduğunda ve hiye el hayvaniye ve natıkiye. Kendi zatiliğinin dışında başka hiçbir şeyin bulunmadığı şey mahiyettir. Tasavvur ettiğimiz şey mahiyettir. Peki hemen belirleyelim. Ma huvel insan? İnsan nedir? Huve görüntüyle uğraşıyorum bu arada. İnsan nedir? Huve hayvanun natık. Peki hayvaniyet insanın zati bir özelliği midir? Evet, cinstir çünkü. Cins. Natıkiyet, natık insanın zati bir özelliği midir? Evet, fasıldır çünkü. Bunları daha önce gördük. İkisi de hem asıl hem cins zati özelliklerdir. Zatiyat bakın gayru zatiyatiha. Ki bunlar haddi tamın koşullarıydı. Zati olanların dışında kendisi için herhangi bir şeyin onunla birlikte olmadığı, bulunamadığı şey ne ise işte bu mahiyettir. O halde tekrar okuyalım. İza lahaza'l aklu mahiyeten min el mahiyat ve hiye ma yuqalu fi cevabi ma huwa kemahiyetil insan. İnsanda olduğu gibi akıl insanı tasavvur ettiğinde insanın ne olduğu sorusuna ilişkin zihnimizde meydana gelen şey mahiyettir. Bu öyle bir şeydir ki lem yecid ma'aha şey'en ahar uhize fiha gayru zatiyatiha. Onun zatiliğini belirleyen, mahiyetin zati özelliklerini içeren zatilerden başka herhangi bir şeyin bulunmayışı. Neyi dışladı? Arazileri. Çünkü aşağıda gelecek onlarla başka şeyleri söyleyeceğiz. Dolayısıyla tüm zatilerinden, zatiyattan oluşan ki bunların hepsi zatiyattır. Zatiyattan oluşan bir mahiyetten söz ediyoruz. İşte mahiyet budur diyor. Ve müellif bu tanımı, bu ifadeyi biraz kapalı bulduğu için ve ma'na zalike. Bunun anlamı şudur. Şunu demeye çalışıyoruz diyor. Bu söylediklerimizle ifade etmeye çalıştığımız şey şudur. İnne kulle mahiye istinafi olarak okuyorum. İnne kulle mahiye fi haddi zatiha. Peki ne demek fi haddi zatiha? Bakın had tanım. Mahiyet tanımı gereği demektir. Mahiye fi haddi zatiha. Tanımı gereği mahiyet. Ne demek? Hiye hiye. En iyi tanım buydu. Leyset illahiye dedik ya yukarıda. Tanımı gereği mahiyet. Bak önde varmış zaten. Bir mahiye hiye. Evet, onu işaretleyelim. Bakın. Kendisi olması bakımından mahiyet. Zatı itibariyle mahiyet, meslubun anha bu mahiyetten soyutlanmıştır. Bu mahiyetten çıkarılmıştır, ayrışmıştır. Ne? Kullu ma huve haricun anha. Bakın.
Hanha bir mahiyet hariç. Mahiyetin dışında, mahiyetin haricinde, harici olan, mahiyetin haddine, sınırına, tanımına girmeyen her şey ondan ayrışmıştır. Dolayısıyla mahiyet öyle bir şeydir ki hiye hiye olduğunda mahiyet, fi haddi zatiha kendisi ne ise o olduğunda mahiyet, yani taakkuli olduğunda, el emrul müteakkal olduğunda mahiyet, fehiye bu mahiyet, la mevcude o var değildir. Yani dışarıda bir şey yok. Ve la mevcude şuna olumsuzdur, şuna olumsuzdur. Mevcut değil de değildir. Ve la vahide ve la kesira tek de değil, çok da değil. Ve la tavile ve la kasira uzun da değil, kısa da değil. Ve la şey'en ahar bunların dışında başka şey de değildir. Ne bu şey'en ahar? Gayru gayra zatiyatiha zatiliğin, zati özelliklerinin dışındaki diğer şeylerin hiçbiri söz konusu olmaz. Peki bunların hepsine kısaca ne diyelim? Arazlar. Mahiyet arazlarla ilişkilendiğinde ortu hiye hiye mahiye olmaz. Onun için mahiye zatiliği kapsar. Çünkü mahiyet mahu ve zatilikle ilgili bir şeydir. Arazilerden meslubun anha mahiyet tüm arazi vasıflarından nedir? Soyutlanmıştır, mücerrettir, meslubun andır. İşte bir kere daha okuyorum. İnne kulle mahiyetin fi haddi zatiha bi mahiyehiye meslubun anha kullu ma huve haricun anha. Fehiye la mevcude ve la mevcude ve la vahide ve la kethire ve la tavile ve la kasire ve la şeyen ahire gayra zatiyatiha. Umarım anlaşılmıştır. Mihver sahnede kalalım. Uzun olmasın dersler. Çünkü bayağı uzun gelecek. Fe in kulte diyor müellif. Dersen ki bir soru. Kullu mahiyetin fil vakiyayı. Buraya dikkat edin lütfen. Fil vakiye, fil hariç. Realitede, duysal alanda. Dış dünyada var olan her mahiyet. Bunlar artık dış dünyada olgusal, duyusal alanda bir varlıktan söz etti, mahiyetten söz ettiğimiz için artık bu ya mevcudedir, vardır, var olarak, mucibedir. İmma ma'dume ya yoktur, salibedir. Mucibe, salibe. İmma kulliye ya külli olarak vardır. İmma cüz'iye ya cüz'i olarak vardır. İmma vahide ya birey olarak ve imma ketira ya da kesret ve hakeza böyledir, vardır diyor dersen, böyle söylersen. Yani mahiyet sonuç olarak tasavvuridir falan ama vaki de ya mevcuttur, ya madundur, ya şudur, ya budur. Neden bundan meslub olduğuna vurgu yapıyorsunuz diyor. Soru önemli. Yani sonuçta mahiyet aklımızda kalacak değil ya. Bunun dış dünyada bir karşılığı var. Bu da ya mevcuttur, ya madundur, ya küllidir, ya cüzidir. Bu helum ve cerren. Şöyle böyle. Peki. Yani niye böyle bir vurguya ihtiyaç duyuyorsunuz diyor soruda. Kultu şöyle cevap veririz. Bu biliyorsunuz bir üsluptur Arapçada. Fe'in kulte kultu. Sen şöyle söylersen ben de böyle söylerim. Yani sen böyle bir şey sorarsan ya da aklına gelirse buna şöyle cevap veririz. El mahiyetu cevap önemli. Dersimizi özetleyen önemli bir ifade. El mahiyetu mahiyet min haysu hiye leyset illa hiye. Bakın. Eğer biz sadece dersin başında tahtada izah etmeye çalıştığım gibi el mahiyetu tutlaku galiben
çoğunluk itibariyle mahiyet dendiğinde bundan ne anlaşılır? Neye ıtlak olunur? El-emrul muteakkal. Tasavvuri ve taakkuli olan şey ifade edilir. İşte bu sadece akli ve tasavvuri olmak bakımından bir mahiyetten söz ediyorsak ki onu kastediyoruz. Bu elhamdül evvelidir. Daha önce de bunu konuştuk. Neydi hamd-i evveli? Akli olan. Yani akli olan ve zati olan. Zati. Hamd-i zatiyi bilmesi gerekir diyordu ya yukarıda dipnotta hamd ile ilgili mevzuları konuşacağız diyordu ya. Evet. Hamd-i evvelidir. Hamd-i evveli, hamd-i zati, hamd-i aklidir. Tasavvuridir. Ve imkanet eğer mahiyet hamli evveli değil de bil hamli şai olursa hamli şai neydi? Özneyle yüklemin farklılaşması durumundu. Burada öznenin yükleme hamlide ve evvelide nedir? Özneyle yüklemin ayniliğidir, zatiliğidir, ayrışmazlığıdır. Ama hamli şai olursa, bunu hamil bahsinde çok konuştuk. Mütevatide, müşekkekte vesaire de çok konuştuk. Öznenin yüklemle ilişkisinde farklılaşma söz konusu olur. Ne olur? Gayre haliyetin eğer özne ile yüklem arasında özne yüklem arasındaki hamd değil mi? Özne yüklem önermede yüklem arasındaki ilişki hamli evveli zati olmaz şai olursa neydi şai? Farklılaşmaydı. Değişmeydi. Değişirse gayri haliyetin o zaman an ahadil umur el mezkure biz zarure. Elbette biz zarure o zaman şai olduğunda hamil zati olmaz şai olursa mahiyette o zaman zorunlu olarak ya var diyeceğiz ya yok diyeceğiz ya külli diyeceğiz ya cüz'i diyeceğiz ya bir diyeceğiz ya çok diyeceğiz. Zorunlu olarak bunlardan birisi söz konusu olur. Umurul mezkura hiye. Şu saydıklarımız umur mezkuredir.